Kaynanam Evet. çok iyi bilir. Şöyle bir ses duydum, bak yalan konuşmuyorum. Ona aynısını söyledim. Bir ses duydum kapının önünde. Anlakladım ama ensesi, ben Ceylan'ı gördüm, yok. Bir bayan geldi kapının Peki önünde. arabalı dört erkekle beraber geldiğini de iddia ediyorsun. Şimdi arabayı gördüm. Bak araba evin önünde, çalışır vaziyette. İçinde dört tane bayan. Çektim, baktım. Ondan sonra dış kapıya çıktım. Aşağıya kadar indim. Bayan da yok apartmanın içinde. Araba da yok arabanın etrafında, evin etrafında. Ceylan annesinin adı neydi? Ha, Fatma Hanım. Hatta değil, tekrar bağlayacaklar. Şimdi Ha. sen bunu kayınvalidene söyledin. Evet. Bana göre dedin o Ceylan'dı. Ben o şekilde Kapıyı söyledim. açmaktan niye? Senin eşin defalarca benzer davranışı sergilemiş ve sen onu affetmişsin. Hatta sen ona olan sevgin uğruna her şeyi terk etmişsin Salih. Terk ettim abla. Terk ettim. Şu an üç tane kızım annemde. Hatta bu Düzce'deki kızım da dün akşam annemle babam geldiler, aldılar. Yani bu böyle davranacağını düşünen biri der ki kusura bakma Ceylan, bundan sonraki hatanda hepimizin hayatı daha zorlaşır. O yüzden seni sevsem de dört çocuğun daha sağlıklı olabilmesi için ayrılık kararı veriyorum demen lazım. Abla dedim zaten, kaç kere dedim abla. Boşanmıyor. Aha şimdi bağlansın televizyona. Fatma teyze. Efendim canım. Şimdi damadınız size o gün eve gelen Ceylan mıydı dedi. Evet ablam öyle dedi bana. Ben dedim ki neden açmadın oğlum dedim. Parası yok, pulu yok, telefonu yok dedim. Belki odur dedim. Adam dedim bir açar bakardı dedim, olmaz. Açmadım anne dedi. İki kere niyetlendi kapıya vurma bir... Lan düşün yakandan lan. Yalan konuşma Lan ne oğlum. istiyorsunuz lan benden? Ne Gerçekleri istiyorsunuz be? söyle, Ne gerçekleri. istiyorsunuz? Lan bağlanın ya. Allah rızası için bağlanın ya. Lan 14 yıl boyunca. Lan 14 yıl boyunca bana ne yapmazsan ben yaptınız çıkarım bak. ya? Televizyona çıkarım, seni rezil ederim Salih. Gel gel. Lan ne yaptınız Gelin. bana? Lan Gelin Allah buraya aşkına ne lütfen. yaptınız Dur ya? Metin ablaya bulduracağım kızımı. Ölüsü de Tamam olmuştur, ölüsü de buldur. bulduracağım. Buldur tamam Rezil buldur. edeceğim sizi. Buldur tamam. Yani siz kızınızın hayatıyla ilgili endişe mi duyuyorsunuz? Evet ablam ben hastayım. Ben hastanelerde yattım. La da... Bana bu dedi ki böyle böyle Ceylan dedi gitmiş dedi. Zaten hastayım. Nereden gideceğimi mi bilemedim. Doktorlar üzülmeyeceğim, ağlamayacağım dedi. Abla ben hastayım. Enflasyon var bir yandan. Zaten şey oldum hastanelerde. Bir de bunu böyle konuşunca ben daha çok hasta oldum. Dün hastanelerde yattım Esra abla. Şimdi kızınız iki kere evden kaçmış. Abla neden kaçmış? Bir sorsana damada. Damat yarı aç yarı susuz Hep bir çocuğu saniye niye az yiyip söz durmuş mu? anlatayım. Anlatayım. Bak burada Açlığa bir... yani kaçtığı yer sizin yanınız mıydı yoksa sosyal medyada tanıştığı insanlar mıydı? Ablacığım ben köyde yaşıyordum. Hı. Benim kızım bana kaç kere dedi ki anneciğim dedi evde dişe çalacak bir şey yok dedi. Ablası gördü. Hı. Bizim evdeki öte beriden benim Abla. çocuğum, oğlum, kardeşi, küçük La kardeşi bakkalda dolaplarını la doldurdu. ben kapımın önünde abla bakkaldan veresiye alışveriş Benim damadım bir yapmışlar. kere Bakkalcı yiyecek bağlan ya getirmez bağlan. eline Ben getirmez. ödedim ya. Ben senin karın dedi buradan dedi bir dünya Komşuları eşya al dedi. Deftere yazdım dedi ya. bağlattı. Nereye götürdün dedim bunları dedim. Komşularına apartmanda. Anama verdim dedi ya. La bağlanın abiler ablalar. Allah rızası için bağlanın ya. Yalan konuşma Salih, yalan konuşma. Bak. Gerçekleri anlatın. Tamam. Anneden benim kızıma neler yaptınız? Odada dövdünüz. Enayi çocuğuma vermediniz. Çocuk hasreti bıraktınız kızınıza. Niye vereyim ben buna Çocuğun çocuk? hasretinden benim de yüreklerim yandı. Benim, Ha. benim. Tamam. Siz... Beni deştirmen benim. Benim yaralarım çok. Şimdi Hı-hı. Çok. Salih o gün kızın kapıma geldi ama korktum. Yani onunla yüzleşmekten, karşı karşıya gelmekten korktum ve kapıyı açmadım dedi. Siz bunun üzerine kızınızın hayatından endişe mi ediyorsunuz? Evet ablacığım, evet. İnşallah çıkar. Senin kızın Senin onu inşallah çıkar. bulmasını istiyorum abla. Canlıysa canını bul, canını bulun. Öyleyse ölüsünü Tamam. bulun bana getirin yavrumu bana teslim edin Peki, abla. o zaman... İstiyor gibi ablan...
seni yaradan Allah'ıma havale ediyorum. Sizi buraya bekliyorum ama Fatma teyze ve Salih Bey, ikinize de bir haberim var. Ceylan'ı bulduk. Ceylan nerede? İddia edildiği gibi Mardin'e gitti mi? Konuşacağız. Ceylan Hanım merhaba. Merhaba ablacığım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şu an hangi şehirdesiniz? Ben şu an Mardin'deyim. Hatta Salih de biliyor benim burada olduğumu. Gittim gidesi Salih'le de konuşuyoruz. İstese gelirdi. Orada çok yalan konuşuyor Salih. İstese peki, gelirdi. Peki Mardin'e niye gittiniz? 3 Kasım tarihinde mi evden ayrıldınız? Evet, ayrıldığım gün akşam geri geldim. Bunu Salih'e de söyledim. Eve geldim dedim, kapıyı açmayınca dedim ben de geri gitmek zorunda kaldım dedim. Tıklamadın kapıyı, yalan konuşma. Peki. Yalan konuşmuyorum, ben sana yazdım Instagram'da, geldim geri deyin. Sen açmadın kapıyı. O gün evden kaçta çıktınız? Öğlenden sonra saat 2 gibi. 2 gibi çıktınız. Evden çıkarken nereye gitmek üzere çıktınız evden? Normalde okula gidiyor, hani okula gidecektim. Evet. O yüzden çıkmıştım evden. Peki 2'de çıkarken yanınıza bavul ve çocuğunuz ve size ait olan eşyaları aldınız mı? Eşya almadık. Normal okula gidecek gibi çıktık. Yanımda oğlum vardı zaten. Hı hı. Yani hiçbir şey almadık yanımıza. Sonra? Sonradan da buraya geldik. Kaçta otobüse bindiniz? 4.30 arası. 16'da otobüse mi bindiniz? Evet. Ah. Nereden bindiniz otobüse? Nereden bindik? Düzce'den bindik. Otobüsle mi yolculuk yaptınız, özel bir araçla mı? Hayır, otobüsle. Allah'ım otobüsle. Bana yardım et yarabbim. Sizi Mardin'e götüren kişi kim? O Düzceli. Düzceli bir kişi. Nereden tanıyorsunuz bu Düzceli'yi? Konuş konuş! Utanma, konuş lan! Utanma! Bağırma oradan Salih, sen haklı mısın? Sen çok yalancı insansın. Benim başıma gelenler hep senin yüzünden, biliyor musun? Düzceli kişiyi nereden, nasıl tanıdınız? Maile mi başlıyor? Maile mi başlıyor ismi? Evet. Anladım. Kapıcılık yapıyormuş. Benim bu durumun düşmemesi Salih. Yani bu duruma düştüğüm şey hep siz Halih abla. Mustafa mı bu kişi? Evet. Mustafa. Beraber mi otobüse bindiniz o gün Mustafa'yla? Evet, beraber. Saat kaç otobüsüne bindiniz? 4 arabası. 16. Evet. Kaç saat sonra Mardin'e gittiniz? Yani saatini bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Sizin apartmanın kapıcısı mı? Yani sadece bizim apartmana değil. Her yere. Siz oraya gideli çok yeni olmuş. 1,5 ayda nasıl tanıştınız Mustafa'yla? Ben de Mustafa'yla? Düzce'de kapıcılık yaptım abla. Ben çöp topluyorum diye beni yanına yanaştırmadı. Pis kokuyorsun diye. Salih, İlk Düzce'de ben kapıcılık yaptım abla. Kaç yaşında bu Mustafa? Salih, ben kapıya geldim. Hayatım, gelemezsin kapıya 16'da. Sen diyorsun ki arabada 4 kişi bekliyordu. Kimlerdi ki 4 kişi bekliyordu, yalancı? Ceylan, saat 16 Mardin, Düzce'den Mardin'e gidecek otobüse binen bir kişi akşam eve gelemez. Sabahı Mardin'e iner. Hayır, otobüse binmeden önce geldim abla. O zaman saat 3 oluyor. Ben o zaman zaten işteydim. Ben 4'ten sonra geldim abla Mustafa evinin yanına. Mustafa kaç yaşında? Sen evde değil. Sen evdeydin. O gün işe gitmedin Salih. Mustafa kaç yaşında? 28. Niye geri geldiniz? Şimdi gittiniz. 2 ile 4 arası. Ha, geriye niye geldiniz? Geri gelme nedenin neydi tekrar? Allah belazı versin. Yani o yüzden. Yani şeyle gitmekten, Mustafa'yla gitmekten korkup geri mi geldin? Ver abla bunları, ver. Bunları verin abla. Sen tanıyor musun bu adamı? Bunu bir kere gördüm abla evimin etrafında. Sabah işe giderken çöp topluyordu. Evli mi Mustafa? Evet. Evli. Onun kaç çocuğu var? 3. 3 çocuğu var. Karısını tanıyor musun? Tanımıyorum. Abla görün işte abla görün. Benim ne çektiğimi görün. Allah razı olsun görün. Salih, sen orada var ya böyle şey gibi değilsin yani. Çok yalancı bir insansın. Benim bak sana 15 yaşında geldim ben. 15
15 yaşından beri senden çekmedim kalmadı. Bu durumlara da senin yüzünden geldim. Doğru hem söylüyorum. Annenin yüzünden hem senin yüzünden. Doğru sen söylüyorum. Sen beni bu hale getirdin. Doğru söylüyorsun. Anne, senin evet, sürekli sen kocalara getirdin. Ben gönderdim. Sen 15 yaşından beri ben senin kahrını çekiyorum. 15 yaşından beri. Tamam Mustafa... şimdi Mustafa'nın kahrını çek. Şimdi Mustafa'nın kahrını çek. 15 yaşından beri senin kahrını çekiyorum peki, ben. Peki Mustafa'nın karısının günahı neydi? Mustafa'nın karısının günahı yok abla. Yok. Kızınızı... Yani şimdi sen kocanın kahrını çeken bir kadınsan bu senin sorunun. Mustafa'nın bu olaya dahil olmaması gerekiyor. Mustafa karısını niye terk etti? O da mutsuz muydu senin gibi? Onu bilmiyorum. Yani insan abla ama... iki günlük tanıştı birine hemen kaçıyor bu, kaçıyor. Hayatım bak şimdi konuşup o gün diyorsunuz ki biz kaçalım. Kaçma kararı kimden çıktı? Ondan. Ondan. Onun da ailesi, karısı onu arıyor mu? Yani şu an aramıyor. Aramıyor. Peki merak etmediler mi cumadan beri kocam yer yarıldı, yerin içine girdi, nerede bu adam diye sormuyorlar mı kimse? Bilmiyorum. Mustafa sana bir şey demedi mi? Vallahi abla yani ben bir şey diyebilir miyim? Sadece Ceylan'la konuşmak istiyorum. Tabii buyurun. Kısa lütfen. Ve öz. Buyurun. Ceylan. Beni dinliyor mu? Ne? Beni dinliyorsun değil mi? Söyle dinliyorum. Bak ben sana 14 yıldan beri yapacağımı yaptım. Bak beni sev sevme önemli değil. Gel buraya çık karşıma. Adam gibi boşanalım. Ver çocuğumu da bana. Bak hayatına. Madem ben sana çektirmişim. Sen zaten iki çocuğumu da benden almışsın. Kusura bakma. Öyle bak. Kusura bakma. O zaman 4 çocuğu birden vereceğim sana. Bakacaksın. Bakarım ben çocuklarıma. Tamam Mustafa da bakacak ama çocuklara. 7 tane çocuk da baktıracaksınız ama. Merak etme. Tamam. Ne? Tamam göreceksiniz. Neden Mardin'e gittiniz? Kaçış yeri neden Mardin? Ben çocuk ayırma baştan söyleyeyim. Ceylan Hanım. Ayırdın Salik. Vermeseydin yani ayırmasaydın kendi büyük kızını vermezdin babangile. Niye verdim lan? Lan lan niye vereyim abla? Benim kız çocuğum ya, kız çocuğum ya. Bunun yanına nasıl bırakayım abla? Oğlanı yanında takıyor, kocaya gidiyor abla. Kocaya gidiyor ya. Kız sakin çocuğunu ol, nasıl sakin. Vereyim bunun yanına abla ya? Nasıl vereyim Allah'ın sakinliği? Gitmemin sebepleri hep sensin Salik. Evde çektiğimi bir ben biliyorum, bir Allah biliyor tamam mı? Benim çektiğimi bir Allah biliyor, bir Allah ben biliyorum. Da gitmem durdu. Sebebi bak, sen. Allah senin yüzünden da durdu. Gidiyorum Salik. Hayatım Mustafa ile kocam mı tanıştırıyor ya? Ceylancığım. Mustafa'yla seni bu kapıcı Mustafa'yla tanıştıran kocan mı? O mu tanıştırdı? Ceylan kurban olayım biriyle kaç diye o mu sana yalvardı? Abla benim elime telefonu zamanında küçük yaştayken benim telefonumu eline veren oydu. Seni İknur gibi yapıp Şanlıurfa hani İknur ablası Şanlıurfa'dan açtı. Seni İknur gibi yapıp görürsün diyeyim benim... Elime telefonu verdiren o kişi. Peki o cici telefonu eline aldın. Baktığında telefonu nasıl kullandın Ceylan? Telefonu nasıl kullandın? Elinde bir telefon var, bir iletişim aygıtı. Kontrol sende. Şimdi çocukların eline telefon verdiğimizde çocuklar küçük oldukları için zararlı zararsızı fark etmeyin. Böyle birçok şeyi izlerler. Ve kontrolü kaybederler. Şimdi sen bir yetişkinsin ve 4 çocuk annesisin. Kocan sana al karıcığım telefon dedi. O telefon zamanında bak beni suçlayan ama zamanında beni Talik de yaptı. 7 kez o da aldattı beni. Ben de elimde kozlarım vardı. Evet. Bana da 7 kez beni de aldattı. Yani o da kendisini haklı gibi göstermesin. Her seferinde abla 7 kez dedi ne biliyor musun? Sosyal medyada Facebook'ta Esra abla. Mesela sen eniştemin gelini 45-50 yaşında. Hı-hı. Fatma, Hayriye, hayır isimler. Salik. Bak, bir yalan saniye. Konuşuyorsun Salik. Ben, ben senin telefonu buraya yakalamadım teslim ettim. Kadın kıza gittiğine kadar abla, yakalamadım mı? Az bir saniye bekle. Abla, Selam abla nasılsın diyorum. Bak Selam abla. Hayır nasılsın? Yalan konuşma. Dur, yalan konuşma. Dur iki ne dakika ablası? Anlatsın sonra sen söyle. Evet. Abla ben bunu laf anlatmıyorum. Hayır sen yengelerinle akrabalarınla yazışıyorsun. Heh, bu aldatıyor. Beni hatta aldatıyor diyorsun. Hatta bununla ilgili de karakola da gitmiş. Ne ben demiş? Eşimden boşanmak istiyorum beni aldatıyor diye. Polis alıyor telefona bakıyor. Kızım diyor bu diyor boşanma sebebi değil. Peki sen bunun için ya da şöyle söyleyeyim Ceylan.
Kocan sana Ağustos ayında Zonguldak'tayken bu evlilik bitsin. Sen çünkü o zaman Ankara'ya kaçıyorsun ya Mehmet isimde birine. Döndüğünde kocan sana ben boşanmak istiyorum dedi mi? Evet dedi. Boşanma davası açtı mı? Abla kendisi diyor ona sana diyor bir çocuklarımız için diye hani birleşelim diyor bana. Hani ben de söyledim o da söyledi. Yani her şeyi de benim üstüme atmasın. Ben suçluyum tamam ben de suçtum. Suçlu da o da yani. Karar verip hayatım karar verip ikiniz de senin hatalarını unutuyorum. Sen benim hatalarımı unut. Biz yeniden başlayalım diye siz tertemiz bir sayfa açmak için Düzce'ye taşındınız mı? Evet. Taşındınız. Düzce'ye geldiğinde evliliğinizdeki tek kural ne olur karıcığım sen telefon kullanma. Telefon kullanınca biriyle tanışıyorsun, görüşüyorsun ve kaçıyorsun. Senin telefonun olmasın bir süre telefonsuz kal dedi mi? Öyle bir şey demedi. Telefonun var mıydı? Yoktu. Hiç telefonun yoktu? Yoktu. Yani kocan o zararlı aygıtı senden aldı. Yani almadı. Ben kendi telefonumu ben kendim kırdım. O elimden telefon falan almadı. Çünkü telefondan niye uzaklaştın sen? Ya zaten telefonum donup duruyordu. Bozuktu. Hani ben hayatım, kırmak istedim. Onu demiyorum. Sen telefondan uzaklaşma sebebin biriyle tanışmamak. Peki. Hayır onunla alakası değil. Zaten tamam. Bozuktu. Ben kendim tamam, kırdım. Tamam bozuktu. Telefon yok. İnternet yok. Sen biriyle tanışabilir misin? Tanışamazsın. Ha. Ama sen ne yaptın? Mustafa'yı nasıl buldun? Çöplerken kapıyı açar, evin çöpünü eline uzatır. Mustafa'yla nasıl tanıştın? İlk nerede konuştunuz? Yani ben bulmadım, o buldu. Nasıl geldi? Yani senin yanına Mustafa nasıl yaklaştı? Öyle konuşuyorduk, hani laf atıyordu. Yani ben de laf atıyordum, öyle yani. Ne diyordun mesela? Yani nasılsın? Yani öyle yani. Öyle çok şey atmıyordu fazla laf. Sık sık mı konuşmaya başladınız sonra? Bana peygamber sabrı verdi. Allah peygamber sabrı verdi bana. Yani olay telefon değil biliyor musun Ceylan? Senin zihnin. Heh. Çünkü telefon ortadan kalktığında senin hiçbir şey yapmaman lazım. Sen bu Mustafa ile hiç selamlaştın mı? Ya da karın sana ya bak bizim mahallenin de yatıyorum temizlik hizmetlerini yapıyor. Çok da iyi bir beyefendiye hayır tanıştırdı abla mı? Yok ben bu çocuğu şu an burada gördüm. Bir sabah yemin ediyorum evladımın yüzü göstermesin Cenab-ı Allah. Evet evden dışarı çıkarken işime giderken... Çöp kenarında çöp poşetlerini dolduruyordu çöpün içine. Orada denk geldim. Bir kere kolay gelsin bile demedim. Günaydın bile demedim kendisine. Ceylan oğlum Mustafa'yı ne diye tanıyor? Abi din. Abi diyorsun. Ne anlattın ona? Mardin bak çok uzak bir yol. Bindiniz otobüse Düzce'den. Nereye gidiyoruz dediniz? Esra abla. Yani benim oğlum fazla konuşamıyor zaten. Ha. Ne anlattı ona? Bir şey anlatmadı. Ama Mardin de önemli. Çok uzak yola gitmişsiniz. Niye Mardin? Memleket mi orası Mustafa'nın? Hayır. Niye orası Mardin seçtiniz? Çok da mistik bir yer yani. Anlamlı ha? Bir yer. Niye Mardin'i seçtiniz? Yani o öyle söyledi bilmiyorum. Yol çok uzak olduğu için söylüyorum. Yanınızda bir de çocuk var ya. Yani Mustafa'nın orada bir bağlantısında olması lazım, ev olması lazım. Siz nerede kalıyorsunuz? Bir evde kalıyoruz. Efendim? Evde kalıyoruz. Evde. Kira. Peki. Mustafa yanınızda mı? Yok, o şu an yanımda değil. Nerede şu an? O dışarı çıktı. Ne yapmaya? Bilmiyorum, işim var deyip çıktı. Ceylan. Kaçtıktan bir gün sonra... Salih ben dönmek istiyorum dedin mi? Yani ben Salih'e demedim. Ben teyzemle konuştum. Yani teyzemle konuştuktan sonra ben geri dönmek istedim. Öyle karın yani. Sana ben dönmek istiyorum dedi mi? Telefonda mesajlar var abla. İçeriye teslim ettim. Telefonda mesajlarım var. Attığın her mesajlar var. Salih ben çok pişmanım biliyorum. Yüzüme bakmazsın. Bana çocukları göstermezsin. Çok pişmanım demedim Salih. Bahar'ı çok özledim dedim sana. Şimdi Bahar senden çıktı da epe... Demedim ben Esin'i getir yanıma Esin'siz duramıyorum diye. Ceylan Esin'i... Ben sana defalarca yalvarmadım Salih çocuğum bana getirdi. Kız nereye getirecek? Mardin'e mi getirecek? Hayır abla Düzce'de otururken. Nasıl getireyim abla?
Lan nasıl getireyim? Güvenemiyordum abla, güvenemiyordum. Nasıl getireyim? Tabii al. Tabii güvenin yoktu da o zaman niye geri aldın beni? Lan düştün mü yakandan? Bak beni suçluyorsun ama sen de çok suçlusun Salik. Doğru. Bak ben suçumu söyleyeyim mi? O zaman zırt pırt ben köydeyken bir saniye dinle. Dinle ben suçumu söyleyeyim. Ben seni alem masalarında meze etmedim. Ben kumar masalarında çalıştım, parayı yemedim. Ben karının kızının koynuna girip de sizi ihmal etmedim. Benim suçum bu, kızım bu. Bunları yapsaydım Mustafa'dan da Ahmet'ten de Mehmet'ten de Hüseyin'den de kıymetli olur. La beni herkes deniyor ya. La bir Allah'ın kulu çıksın bana desin ya. La desin ya bir Allah'ın kulu. Ben Salih'e benim yuvamı yıktı. Salih benim paramı çaldı. Salih karısını çok doyuyordu. Çocuklarına ekmek getirmiyor diye desin ya. Abla yemin ederim 4 çocuğumu buna vereceğim. Ne istiyorsa tazminatla fakat hepsini de vereceğim. Boşasın beni. Ama bana bu saydıklarım bir Allah'ın kulu çıkacak kanıtıyla karşıma gelecek abla. Hmm. Bir kişi gelecek kanıt. Vermiş olduğum bir zararı kanıtıyla gelecek. Söyleyecek. Ondan sonra ben burada ceketimi alacağım, imzamı atacağım, gideceğim abla. Ceylan mutlu musun Mustafa'yla? Değilim. Neden? Ben gittim gecesi Salih'le konuşuyoruz. Hı. Yerimi de biliyor. Evet. Ne istedin kocandan? Gelip seni almasını mı istedin? Yani gelse gelirdi abla, gelmek istemedi. Ondan sonra diyor ki ben bir yerini bilmiyorum. Şöyle bak, şöyle diyor, böyle diyor. Ya abla madem yani sen yapıyorum, şunu istedin. Kaç tane mahalle var? Salih'ten var ya. Gelip seni tutup çekip almasını istedin. Aynen, doğru mu? Onu istiyor benden abla. Vallahi bravo Ceylan'a. Ben Herkül'üm ya. Vallahi böyle bravo. Elimi uzatacağım, bulunduğu yerden yani alacağım, kaldıracağım. Yani sen şimdi gidecektin. Suçlusun. Seni yani Allah seni bildiği gibi yapsın. Gerçekten sen gidecektin, seni istiyorum Ceylan deyip onu oradan alacaktın. Bundan dolayı Salih senin gözünde suçlu mu? Hayır, ben Salih'e gel beni al demedim ki. Beni geri al demedim ki. Ne dedi? Sadece yerimi biliyordu. Madem gelmesini ister miydin? Çocuğu için gelmesini isterdim. Benim için değil yani. Bana deseydi Mardin, Midyat, şu mahalle, şu sokak, şu kapı numarası. Çocuğum ben buradayım, gel bizi buradan al, korkuyorum deseydi. Eğer git bak giderdim abla, yemin ediyorum giderdim. Bak giderdim, onu oradan alırdım. Bak onu oradan alırdım. Karımı da alırdım oradan. Gelirdim anasını babasını koyardım. Anasını hayır, hayatım, babasını iki nasıl kere teslim ettim ben. Nasıl bindiyse o otobüse, otobüse binip gelecekti. Bu kadar basit.